Aşağıdakilerden hangisi 1 artı 6 ifadesinin doğru yorumlanmış halidir? Seçenekleri okumadan önce sayı doğrusunda 1 artı 6 işleminde neler olduğunu düşünelim. Birden başlayacağım. Yani 0'ın bir birim sağında olacağım. Sonra buna 6 daha ekleyeceğim. Yani 6 birim daha sağa gideceğim ve cevap olarak 7 bulacağım. Ki bu da 0'ın toplam 7 birim sağında olacak. İlk seçenekte şöyle denmiş. Sayı doğrusunda birin soluna doğru 6 birim gidince ulaşılan sayı. Bu tarz bir sayı doğrusunda yani standart bir sayı doğrusunda sağ taraf pozitif, sol tarafsa negatif anlamına gelir. Eğer 6 birim sola giderseniz bu 1'den 6 çıkardığınızı gösterir. Yani bu seçenek doğru değil. Çünkü biz 6 ekliyoruz. Sayı doğrusunda birin sağına doğru 6 birim gidince ulaşılan sayı. Evet, bu tam olarak doğru. Sağa doğru 6 birim gidiyoruz. Yani sayıyı artırıyoruz. Cevap kesinlikle bu olacak. Hadi devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi 3 artı eksi 7 ifadesinin doğru yorumlanmış halidir? Seçeneklere bakmadan önce yine sayı doğrusu üzerindeki hareketlerimizi bir düşünelim. Bu işlemi yapmanın bir yolu, 3'ten başlayıp 3'ün soluna doğru 7 adım gitmektir. Yani 3'e eksi 7 ekliyorum. Yani bu, 3 eksi 7 ile aynı şey. Demek ki, 3'ün 7 adım soluna gideceğiz. Bakalım seçeneklerde nedenmiş. Sayı doğrusunda 7'den başlayın ve 3 birim sola gidin. Ha, bu mantıklı gelmiyor. Çünkü 3'ten başlamamız gerekiyordu. O yüzden ikinci seçeneği de geçip direkt şuna atlayalım. Sayı doğrusunda 3'ten başlayın ve 7 birim sola gidin. Evet, bu doğru. 3'ten başlayacağız ve 7 adım sola, yani eksi yöne gideceğiz. Tekrar ediyorum, eğer gösterimimiz standart gösterimse, sol taraf negatif ve sağ taraf pozitiftir. Yani bu seçenek doğru. Hadi bir tane daha yapalım. Bu sefer 3 eksi, eksi 4 ifadesi var. Bunu düşünmenin bir yolu daha var. Bir sayının negatifini çıkarmak, pozitifini toplamakla aynı şeydir. Yani bu, 3 artı 4 ile aynı şey. Bu yüzden, 3'ten başlayıp 4 birim sağa gitmek istiyorum. Çünkü az önce dediğim gibi bu ifade, 3 artı 4 ile aynı şey. 3 eksi, eksi 4, 3 artı 4 ile aynı şey. Evet, 3'ten başlayıp 4 birim sağa gidiyoruz. Yani ikinci seçenek doğru. Bunu yapmak 3 artı 4 ile aynı demiştik ki o da sorudaki ifadeyle aynı.